Kadınlar Günü sebebiyle siber güvenlik alanında kadınların görünürlüğü temalı bir webinar gerçekleştirmek istedik aslında. Bu konuyla alakalı işte hazırladığımız birkaç tane sorumuz var. Konuklarımızla beraber buna geçmiş olacağız. Ben kısaca önce konuklarımızın kendilerini bir tanıtmasını rica ediyorum. Ayşe Hanım'dan başlayalım. Ayşe Hanım'cığım, kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Tabii. Ayşe Kızılay ben. Yaklaşık 15 yıldır IT sektöründe çalışıyorum. Farklı alanlarda tecrübeler edindim. İv mağazacılık olarak aslında 8 yıldır İv mağazacılıkta çalışıyorum. IT müdürü olarak devam ediyorum. IT müdürü olarak başlamadım İv mağazacılıkta. Bu 8 yılda farklı alanlarda farklı deneyimler edinme şansım oldu. Şu an karşınızda İv Mağazacılık IT Müdürü olarak bulunuyorum. İv Mağazacılık'la alakalı genel bir bilgilendirme de yapmak isterim aslında. Tabii, buyurun. Turgut Aydın Holding bünyesinde çalışan A101 ve English Home, Memorial gibi grup firmaların aynı holdinge bağlı grup firmaların en küçüğüyüz. Ancak çok fazla büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Evet, şu an yaklaşık 20 kişilik bir IT ekibimiz var. 300 mağazasıyla aslında İv mağazacılık kendini Türkiye'de göstermeye başladı. Ciddi anlamda yol kat etti. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz açıkçası. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Ben teşekkür Esra ederim. Hanım, sizi de kısaca tanıyalım. Öncelikle ben ilham veren tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Böyle bir panele de beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Esra katıldığınız için. Çalık Bayazıt ben. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Daha sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Bilgi Güvenliği Teknolojisi programında hem program başkanlığı hem de öğretim görevlisi olarak devam etmekteyim. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Aslında Ben... bugün webinarımızda bir konuğumuz daha olacaktı ama Tuğba Hanım'ın çalıştığı şirket bünyesinde ufak bir kriz yaşanıyor sanıyorum. Tuğba Hanım'ın müdahale etmesi gereken. Dolayısıyla hani kendisi ilerleyen zamanlarda panelimize, webinarımıza katılabilirse katılacak zaten. Bunun da bilgisini vereyim. Ben izninizle sorularıma geçmek istiyorum. Bahsettiğiniz konularla alakalı ve dediğim gibi konumuz siber güvenlikte görünürlük kadınlar anlamında. Kadınlar Günü'nde düzenlediğimiz bu ayki etkinliğimizde. Siz kadın bireyler olarak diyeyim, siber güvenlik alanına ya da bilgi güvenliği alanına diyeyim, bu hepsini kapsayan bir kavram aslına bakarsanız. Geçerken yani bunu seçerken ki motivasyonunuz neydi? Yine Ayşe Hanım'dan başlarsak memnun olurum. Yaklaşık 15 yıldır IT sektöründe çalışıyorum. Çok IT'nin çok farklı alanlarında yer aldım. Öncelikle aslında altyapı dediğimiz fiziksel güvenliği de içeren alan. Sonrasında sistem tarafında ve işte yazılım geliştirme gibi aslında birçok alanda yer aldım. Öğrendiğim her yeni alanda kendimi daha fazla geliştirmem gerektiğini gördüm açıkçası. Çünkü Evet, bu bir öyle biliyorum. derya. Yani hiçbir zaman ben her şeyi tamamen öğrendim olmuyoruz. Her zaman yeni şeyler öğrenmek zorunda kalıyoruz. Dijital dönüşüm arttıkça aslında dünyada siber güvenlik alanına yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Öyle, aynen öyle. Şirket yapıları büyüdükçe, daha fazla uygulama geliştirdikçe, uzaktan çalışmanın da şu an ön plana çıktığını gördüğümüz durumda aslında siber güvenlik önlemlerinin ne kadar önem kazandığını, buna ne kadar yönelmek zorunda olduğumuzu görüyoruz. 2020 yılında başlayan bir pandemi süreci oldu. O dönemde uzaktan çalışma ön plana çıktı. Dijital olarak süreçlerin yönetim ihtiyacı arttı. Özellikle bizim gibi perakende sektöründe çok dağınık lokasyonlarda mağazalarımızı yönetmeye çalıştık. Aslında oradaki çalışanların, işte mağazaların, sistemlerin hepsinin yönetilmesi ciddi bir iş gücü. Bunun için aslında sürekli yeni bir uygulama ya da yeni bir web arayüzü tasarlamak ya da işte bunların güvenlik önlemlerini almak zorunda kaldık. Dijital süreç yönetimi ihtiyacımız çok arttı bizim. Yeni yazılımlar üretirken bir yandan güvenli yazılım geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu,
Uzaktan çalışırken şirket verilerine uzaktan erişimin gizliliğinin, güvenliğinin sağlanması gerektiğini, altyapısal ya da fiziksel ya da sistemsel güvenliklerin sağlanma ihtiyaçları arttı. Bunların hepsini sektör içinde yer alan tüm alanların sürekli geliştirilmesi ve gelişirken de sorunsuz ve güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bunun için de aslında siber güvenlik kavramı bizim hayatımızın orta noktasında yer almakta aslında. Evet. Çalışanların da güvenlik anlamında farkındalığının yüksek olması, bunun için sürekli çalışanların eğitim alması ya da aslında şirket verilerinin hatta hayatımızda KVKK kanunları geldi ve çok fazla şey değişti. Veri güvenliği. Veri güvenliği bizim için inanılmaz önemli ve bizim gibi sektörde sürekli müşterilere son kullanıcıya hitap eden firmalarda özellikle müşteri verileri, işte kişisel verilere çok fazla dikkat etmesi gerektiği, bunlar tamamen gündemimiz oldu açıkçası. Hı hı. Bu yüzden siber güvenlik bizim için olmazsa olmaz bir şey. Yani özellikle aslında siber güvenlik alanını seçmedim ama günün sonunda geldiğim nokta siber güvenlik önlemlerini almak ya da yönettiğimiz IT ekibi içerisinde sistemin düzgün yürümesi için aslında siber güvenlik alanını seçmek zorundayız. Tabii bu şey değil yani IT sektöründe ben kadınları daha fazla görmek istiyorum. Şu an çok azız bence, azınlıktayız. Daha fazla görmek için ne yapılması gerekiyor açıkçası tam bilmiyorum ama belki hani biz birazcık önce olarak evet, kadın çalışanlara biraz daha IT'de de yer almaları gerektiğini gösterebiliriz diye düşünüyorum. Güzel bir alanda çalıştığımızı düşünüyorum açıkçası bu şekilde. Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Esra Hanım, sizin motivasyonunuz neydi bu alanda çalışırken, çalışmaya başlarken ya da çalışma kararı verirken? Aslında ben her zaman akademi kısmındaydım işin. Hiç staj dışında bir sektörel tecrübem olmadı. İstemedim de aslında. Ortamın bana çok uygun olmadığını, akademide kendimi daha iyi bulabileceğimi düşündüm. Ama siber güvenlik alanına özellikle doktora tabii ki eğitimim süresi zarfı içerisinde eğildim. Ama bunu seçerken ki zaten en büyük motivasyonum benim tamamen mesleği seçmemdeki motivasyonum da aslında. Her zaman ben zaten teknolojik gelişmelere karşı böyle ilgim vardı. Daha sonrasında da zaten mesleğim sebebiyle de daha yakından takip eder oldum. Bir kere zaten her şeyden önce bir bilgi güvenliği ihtiyacı söz konusu bütün alanlarda. Çünkü siber güvenlik aslında teknoloji ihtiyacı gibi elzem bir şey. Ve aslında bilgiyi korumak, kişiyi korumak, kuruluşları korumak, verimliliği, üretkenliği korumakla eşdeğer anlamda. Benim de en büyük motivasyonum aslında bu oldu. Tabii danışmanlarımın da burada yönlendirmelerinin büyük etkisi oldu tabii ki ama dediğim gibi ki asıl motivasyon teknolojik gelişmeyle siber güvenlik ihtiyacının aslında birebir paralel olmasıydı. Ben de bu alana bu sebeple yöneldim. Çok teşekkür ediyorum Esra Hanım. Aslında ikinci sorum Ayşe Hanım'ın bahsettiği konuyla alakalı ve gündemimizle de alakalı. Normalde Ayşe Hanım da söylediği gibi sektörde kadın çalışan olarak özellikle siber güvenlik alanında ve teknik alanda hani bilgi güvenliği noktasında diyeyim. Çalışan kadın sayısının oranı çok az ve hani zaten şirketler bazında bakıldığı zaman da çalışanların birbirine oranlandığı zaman kadın oranı çok az çıkıyor. Bununla alakalı olarak hem özellikle kadın çalışan sayısını artırmak bu sektörde hem de gençlerimizi aslında siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanına yönlendirebilmek için neler yapabiliriz sizce? Hani özellikle ben bu soruya Esra'mdan başlamak istiyorum. Çünkü konu gençleri yetiştirmek alanında çalışıyor kendisi. Bu alanda özellikle gençleri yetiştiriyor. Dolayısıyla hani siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Ayrımcılık yapıyor musunuz mesela? Pozitif ayrımcılık her daim hayatımızda olacaktır, vardır. Benim programımdaki bayan öğrenci sayısı da sınıfın geneline oranla daha az tabii ki. Ama bir kere her şeyden önce toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir kere daha çok proje geliştirilmesi lazım. Daha çok görünür olması lazım ve sistemli adımlarla aslında bunun ilerletilmesi lazım. Mesela Türkiye'nin Mühendis Kızları gibi bir proje var. Belki duymuşsunuzdur. Bunun gibi bu tür projelerin daha çok bilinir olması gerekiyor. Yani birçok kişi aslında bunlardan haberdar değil. Yani
bakıldığında mühendislik kavramının aslında tek bir cinsiyete özgü olarak algılanmasına ilişkin düşünce yapısının dönüştürülmesinden tutun da yani mesleki ayrımcılıkla mücadeleye kadar bunların hepsi bir arada sunulması gerekiyor bence. Daha sonrasında tabii ki alan bazında bizlerin yani kadın çalışanların mentorluk çalışmalarıyla çok fazla desteklenmesi gerekiyor. Bizim bu noktada bir oluşumumuz var aslında. Bir 10 kişilik bir akademisyen arkadaş grubuyla biz bir yola çıktık, bir burs grubu kurduk. İhtiyacı olan öğrencileri tespit edip özellikle hani bayan öğrencileri de o noktada biraz daha destek olmak adına bir burs grubu kurduk. Sonrasında bir baktık ki bu burs grubumuz şu an 50 tane, 10 kişiyle başladığımız grup 50'nin üzerinde aktif katılımcıyla devam ediyor. Ve biz bu noktada mentorluk çalışmaları da yapıyoruz. Bilgilendirme toplantıları da yapıyoruz. Buradan sizlere de aynı zamanda söylemiş olayım. Tamamen gönüllülük esaslı, doğrudan öğrenciyle birebir temas kurularak yapılan bir destek, yardım. Öyle herhangi bir resmiyeti de olmayan bir şey bu noktada. Yani bu tür şeylerle aslında bir söz var ya, çok da severim. Herkes kapısının önünü süpürürse aslında küçücüktür ama her yer tertemiz olur, değil mi? Aynen. Aynen bunun gibi. Yani bizler de böyle küçük küçük kendi çevremizde bu adımları ata ata aslında hem bayan arkadaşlarımızı bu alana daha çok çekip hem de farkındalığı oluşturup bu daha güzel, daha temiz, daha güvenlikli bir toplum yaratabiliriz diye düşünüyoruz. Bu noktada da bizim böyle bir küçük bir adımımız var açıkçası. Evet, çok güzel. Ayşe Hanım, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela şirketler grubunda sizin müdürlüğünü yaptığınız şirkette kadın çalışanların sayısının artırılması noktasında veya işte stajyerlikten başlayabilir bu konu. Genelde öyle olur zaten, hani özel sektörde siz de biliyorsunuz, hani bu konuda pek çok alanda kariyer basamaklarını çalışarak bu şekilde çıkmışsınız. Kendinizi göstermişsiniz, başarılı olmuşsunuz. Hani bu noktada öğrencileri yönlendirmek, işte özellikle kadın öğrencileri yönlendirmek, gençlerimizi yönlendirmek anlamında şirket olarak sizin çalışmalarınız neler? Aslında şöyle, ben kadın çalışan olmanın ekstra bir zorluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın bir anne, kadın işte bir ev hanımı, aynı zamanda çalışan, bunların hepsini bir arada tutmak gerçekten zor. Kadınların aslında çalışarak da kadınlar ne kadar planlı programlı olduklarını aslında gösterebilirler. Ben şuna inanıyorum. Eğer bir insanın IT sektöründe herhangi bir alana ilgisi varsa, bu biraz toplum baskısından da çıkıp aslında bu alana yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum kadınların. Ben ilk iş hayatına başladığımda uzun yıllar tek kadın çalışan olarak IT departmanında çalıştım. Dışarıdan bakıldığında ya da kendi ailem içerisinde de, yani neden bu alan? Hani bu bir erkek mesleği gibi görülüyor aslında. Bunu şu an yavaş yavaş kırdığımızı düşünüyorum açıkçası. Yani evet, kadın çalışan sayısı erkekle birebir eşit değil. Ama işte belki hani %60'a %40 gibi değerlendirilebilir. Ben yönetici olduktan sonra aslında kadın çalışanları biraz daha teşvik ederek almayla başladım işe. Şu an ekibimin yarısı kadın çalışan değil, belki biraz altında, ama kadın çalışanların ben ekstra daha planlı, programlı ve pratik olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kısa zamanda çok fazla şeyi halletmemiz gerekiyor ve sürekli böyle bir kafamızda bazı şeyleri planlamak, programlamak, işte erkeklerle aynı değil bence kadın çalışanlar. Her yerde çok fazla olmaları gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bununla alakalı Esra Hanım'ın söylediği gibi aslında Esra Hanım gibi akademisyenlere ihtiyacımız var bence. Çünkü biz çok göz önünde değiliz. Yani IT sektöründe evet çalışıyoruz. Bir şirketin içerisinde sadece bizi tanıyanlar bilir ama Esra Hanım çok daha fazla kişiye aslında dokunabiliyor. Farklı kişileri bu işi yönlendirebiliyor. IT çalışanı olmak çok zor. Mesai kavramında olmaması, işte aslında bilgisayarla yaşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hani bu kolay bir şey değil. Bunu kaldırmak da kolay değil. Ama bunu yapan, başaran çok fazla insan tanıdım. Çok fazla örneğim oldu benim. Ben de ekibimi biraz daha böyle kadın çalışanları motive ederek, daha fazla sorumluluk vererek, kendilerini göstermelerini aslında sağlamaya çalışıyorum.
ileride daha fazla eşitlik, hatta belki kadın çalışanın daha fazla olmasını görebileceğiz, bilemiyorum. Evet, adım adım aslında bakarsanız. Evet. Yani bundan 10 yıl öncesi gibi düşünürseniz. Hiç yoktu. Evet. Neredeyse çok azdı. Ve sektörde dediğiniz gibi meslek ayrımcılığı daha yetişme çağlarında, evet, cinsiyet anlamında mesleklerin yakıştırılması söz konusu oluyor cinsiyetlere. Evet. Hani bu noktada da işte kızlar, genç kızlarımız diyeyim, birazcık daha farklı yaklaşıyorlar konuya. Hani biz onu yapamayız gibi düşünüyorlar ama burada cinsiyet ayrımcılığından çok ya da meslekleri cinsiyetlere göre yerleştirmekten çok aslına bakarsanız insanların kişisel yeteneklerinin birey olarak, yani cinsiyetsiz olarak düşünerek kişisel yeteneklerinin, yatkınlıklarının, yaparım demenin, hani bu böyle bir motivasyonun olmasının çok etkili olduğunu düşünüyorum ben de. Biz de mesela işte bizim eğitim koordinatörü arkadaşımız işte staj programları, işte bazen bootcamp'ler düzenliyoruz. Onun seçimlerinde açıkçası BGA Security olarak birazcık pozitif ayrımcılığa doğru eğilimimiz var. Çünkü sektördeki dediğiniz gibi kadın bakışının birazcık daha farklı olduğu, işte fazla, ben öyle tabir ediyorum, biraz multitasking olmaktan gelen diyelim, farklı rolleri farklı ortamlarda ve aynı anda idare edebilmekten gelen aslında bir artısı olduğunu düşünüyorum kadın çalışanların. O anlamda BGA Security'deki yöneticilerimiz de kadın çalışanları çok güzel destekliyorlar açıkçası. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bizim çalışmalarımızda böyle oluyor açıkçası, böyle ufak ufak adımlarla diyelim. Peki mesela ben bir başka sorum da şey, şimdi normalde bundan birazcık bahsettik aslında ama kadın çalışanların deneyimlerine göre işte sektördeki katkıları neler oluyor, sizin gözlemleriniz neler? Yani hani dedik ya, birazcık daha farklı bakıyorlar konuya. Kendi dediğim gibi o birden fazla konuyla aynı anda ilgilenmenin getirdiği o çok yönlü düşünce tarzından bahsediyorum. Birazcık daha farklı baktıkları için diyorum. Siber güvenlikte bu kadın çalışanların aslında sektöre katkılarının neler olduğunu düşünüyorsunuz? Sizin öyle bir gözleminiz var mı? Hem kendi özelinizde hem işte çalışanlarınız veya işte Esra'nın için söylüyorum, öğrencileriniz özelinde bunu değerlendirirseniz sizin gözlemleriniz neler? Söz alabilirim. Evet. Aslında ben programa gelmeden önce bir bakayım dedim 2022 yılındaki bu sektörel bazda çalışan oranlarına. Hı-hı. Ve şöyle gördüm ki bu 2022 yılı için %53.2 seviyesinde bir üniversite eğitimine başlayan kadın profili var ve bunlar içerisinde fen, teknoloji, mühendislik, yani STEM alanı dediğimiz alanlarda çalışanların oranı ise 33.8 kadar. Yani ne yazık ki hala düşük ama yani ben de bu değerin her geçen yıl artarak ve katlanarak artacağını düşünüyorum. Özellikle bu erkek egemen, yani bilişim teknolojileri sektörünün erkek egemen olduğu algısı bence özellikle sosyal medyanın da katkısıyla çok fazla kırılmaya başlandı gibi geliyor bana. Evet. Özellikle son 10 yılda. Kendi öğrencilerimizin sürekli bu programlara dahil ediliyor olması bile aslında onların bir arkadaşına onu anlatmasıyla böyle o kırılarak devam eden bir şey haline gelmiş oluyor. Kendi öğrencilerime baktığımda bayan öğrencilerde tabii biraz daha erkeklere, erkek öğrencilere nispeten daha az deneyim görüyorum. Yani onlar mesela daha erken yaşta deneyimlemeye başlamışlar işte siber güvenlik alanında çalışmaya. Herhangi bir akademik eğitimleri olmasa bile ilgi alanları o yönde gelişmeye başlamış ve erken yaşta aslında buna atılmışlar. Ama kız öğrencilere baktığımızda aile doğrudan yönlendirmediyse eğer, yani ailede böyle bir profil yoksa eğer, biraz böyle okumayla, biraz işte puanım yetti geleyimle de, onlar da var ne yazık ki, öğrenci kısımları böyle ayrılıyor tabii ki. Ama baktığımızda tabii ki bayan öğrencilerin daha düzenli, öğrenci olarak değil de genel olarak bayan profillerinden bahsedelim. Ayşe Hanım'ın da dediği gibi daha pratik, daha çözüm odaklı olması aslında siber güvenlik alanında tam aranan kan diye düşünüyorum ben.
Bilmiyorum yani sizler de muhtemelen sektörde anlattıklarınızdan ve deneyimlerinizden onu görüyorum. Bu noktada bu şekilde de artarak devam edebilmesi için ben kendi payıma düşen neyse de yapmaya devam ediyorum, edeceğim de. Bayan öğrencilerimi her zaman o noktada da daha çok destekliyorum, desteklemeye de devam edeceğim. Bunun dışında tabii ya pandemiyle beraber aslında bu dijital dönüşümü de desteklemesi, belki uzaktan çalışmanın işte daha esnek, daha rahat koşullar haline getirilmesiyle de aslında bayanlar bu alanda sektöre biraz daha giriş yaptılar gibi geliyor bana. Bilmiyorum Ayşe Hanım da aynı fikirde mi? Özellikle evet, pandemi süresi içerisinde tabii ki bu dijitalleşme birden adapte olmamızla bayanların da ben de yapabilirim, ben de varım dediğini daha fazla görür olduk. Ama dediğim gibi benim en büyük bu noktadaki farkındalığım bence sosyal medya oldu. Yani 10 yıldaki sosyal medyanın bütün o yaşamımızdaki kullanım alanlarına girmesiyle biz bu şeyi devirdik. Bundan sonrası bizim için daha açık diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Ayşe Hanım, siz neler düşünüyorsunuz? Yani gözlemleriniz, çalışma hayatınızdaki gözlemlerinizle alakalı. Ben sektör içerisinde aslında kadın çalışanların olduğu yerde hem iletişimin daha güçlü olduğunu, aslında herkesin nerede durması gerektiğinin farkında olduğu ortamlar olduğunu, kadınların daha böyle her şeyi düzenlediğinin farkındayım. Yani kadın çalışana bir şey verdiğimizde erkek bakış açısı ve kadın bakış açısı diye bir şey var. Kadınlar çok yönlü düşünebilir. Çok fazla aslında çok fazla pratik düşünerek daha hızlı sürede iş bitirebilir. Ben o yüzden kadınların her yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece hani kendi ofisimde de içeri girdiğimde kadınların olduğu yerlerin daha düzenli olduğunu, daha ferah olduğunu, belki ben de bir kadın olduğum için hani buna farkındalığım daha yüksektir. Bir erkek yöneticiyle aynı düşünmüyor olabilirim. Ama kadın çalışanlar bence hem ortamın daha iyi olması, çalışma ortamının daha güzel, ferah olmasını sağlıyor ve aslında işin de daha hızlı ve pratik bir şekilde çözülmesini sağlıyor. Kendi yanında çalışan arkadaşlardan da bunu çok deneyimledim. Daha fazla olmalılar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Maalesef bu son zamanlarda yaşadığımız afetten dolayı sosyal yani Türkiye'de yaşadığımız büyük afetten dolayı maalesef bunu fırsat bilen saldırganlar da oldu. Hani ben birazcık daha böyle güncel bir konudan bahsetmek istiyorum burada size. Onunla ilgili bir şey soracağım. Bu saldırganların kimlik avı saldırılarını yoğunlaştırmaya başladılar. Bu zor günleri fırsat bilerek aslında saldırganlar. Bununla alakalı nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz? Sizin deneyimlediğiniz bir olay var mı? Düşünceleriniz neler Ayşe Hanım? Yani hani böyle bir olayı bile fırsat bilip bazı saldırıları yoğunlaştırabiliyorlar. Dolayısıyla hani sizin düşüncelerinizi merak ettim. Ben öncelikle bu afetten dolayı üzgün olduğumuzu, ülkecek aslında üzgünüz. Bunu belirtmek isterim. Herkese geçmiş olsun öncelikle. Benim burada yaşadığım bir olay olmadı açıkçası ama çevremde çok fazla kimlik avı saldırısına maruz kalan, hatta bundan maddi zarar gören kişilere şahit oldum. Şu an aslında günümüzde dijital platformların kullanımları ilkokul çağında başlıyor. Evet. İlkokul çağındaki bir çocuğun mail hesabı var, cep telefonu var. Birçok yere üye olup aslında farklı insanlarla konuşmak zorunda kalıyorlar açıkçası. Bu eğitimlere, siber farkındalık eğitimlerine aslında ilkokuldan başlanarak özellikle verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığının da bununla alakalı dijital dönüşüm ofisinin düzenlediği siber zeka, bilgi yarışmaları vesaire gibi bu tarz şeyleri var. Burada çocuklara siber farkındalık kazandırmayı hedefliyorlar ve ben bunları aktif takip ediyorum. Çalışanlar için de çalıştıkları kurumlarda bununla alakalı farkındalık eğitimleri verilmeli. Bireysel dijital platform kullanıcıları için de televizyonlarda ya da işte sosyal medyada çok aktif kullanıldığı için bununla alakalı bildirimlerde bulunulması gerektiğini düşünüyorum.
Şu an e-posta hesabı olmayan ya da işte telefonu olmayan, akıllı telefonu olmayan kimse yok diyebiliriz. Bu yüzden bu kimlik avı saldırılarında herkesin daha gözü açık olması gerekiyor. Bununla alakalı da ilkokuldan başlanarak aslında okullarda da bunun ders olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Evet, dijital okuryazarlık, işte farkındalık özellikle, yani dijital okuryazarlığın üstüne farkındalık olabilir. Hani nasıl kullanılmalı bu enstrümanlar, bu platformlar, nelere dikkat edilmeli şeklinde, dediğiniz gibi aslında hani küçük yaşta başlaması gerekiyor kesinlikle farkındalığın. Dediğiniz gibi hayatımıza çok erken girdiği için konular. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? Ben sözünüzü kestim ama kusura bakmayın. Yok, benim bu kadar. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Esra Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle ki zaten asıl kimlik avı saldırıları böyle afet sonrasında ve pandemi döneminde zaten ne kadar arttığını hepimiz duyduk ve gördük. Ya bunun sebebi tabii ki bu sosyal mühendisliği de çok iyi kullanan kişilerin kişileri aceleyle karar vermeye itme, heyecan duygusu yaratarak işte istismar ettikleri o duygu faktörüyle ortaya çıkıyor aslında. Benim şöyle bir farkındalık oluşturma gibi bir yolum ve yöntemim var diyebilirim. Evet, ilkokul seviyesinden itibaren zaten çocuklara bu eğitimler verilmeli ve bilgilendirilerek bu alan içerisine dahil edilmeli, ama bence asıl problem, günümüzdeki problem, belli bir yaş üstü. Yani sonradan sosyal medyaya edinen annelerimiz, babamız, ebeveynlerimiz kısmı. Çünkü asıl bu saldırılara maruz kalan kesim aslında onlar bakarsanız. Bu sebeple bence yani üniversite gençliği kısmına daha çok farkındalık eğitimi oluşturup ve özellikle mesela bizim de yaptığımız o hata oluyor. Yani fen bilimlerindeyiz diye fen bilimlerindeki öğrencileri daha çok hani çekmeye yönelik işte eğitimler ya da işte böyle farkındalık ayı bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ama asıl bence sorunun noktası sosyal bilimler kaynaklı. Sosyal bilimler, evet. Evet, sosyal bilimleri aslında biz eriştiğimiz vakit bu sorunu yavaş yavaş çözmeye başlarız gibi geliyor. Çünkü o sosyal bilimlerdeki öğrencilere eriştiğimizde onlar da kendi ailelerine bunu aktaracaklar. Ya kendi aralarında böyle bir konuşmayla belki o farkındalık biraz daha artmış olacak. Yani asıl hedef noktamızın bizim fen bilimlerinden ziyade ve evet ilkokuldan itibaren zaten olması gereken bir durum. Ama onlar zaten artık işin içindeler. Artık onlar zaten biliyorlar. Bizim hedef kitlemiz bence belli bir yaş üstü ebeveynlerimiz ve özellikle de sosyal bilimlere ilgisi olan kişiler diye düşünüyorum açıkçası. Onlar daha duygusal bakıyorlar herhalde bu duruma. Peki mesela hani siz üniversite ortamında, akademik camiada olduğunuz için soruyorum. Üniversitenizde bununla alakalı işte farkındalık artırıcı çalışmalar noktasında hani neler yapıyorsunuz? Yani bu sosyal taraftaki sosyal bilimlerde okuyan öğrencileri kazanabilmek adına. Aslında şöyle, biz BGA Security ile de tanışıklığımız bu sebeple oldu. Sevgili Meral Turan hanımefendi ile biz bu şekilde iletişime geçtik ve tanışıklık edindik. Üniversitemizde siber güvenlik farkındalık ayı kapsamında kendisini davet ettik. Bizim öğrencilerimizin dışında tabii tüm üniversiteye açık bir eğitim, farkındalık eğitimi oldu. Bununla başladık ve bunun dışında da her yere açıkçası biz afişler astık. İşte gelen maillere dikkatli okunması gerektiğini, işte her linke basılmaması gerektiği konusunda afiş tasarımlarımız oldu. Onları dağıttık. Bol bol da sosyal medyada yeri geldikçe de paylaşımlar yapıyoruz. Ama tabii ki bunları böyle senede bir, senede iki defa yapmamak lazım. Evet. Bunu daha sık yapmak lazım diye de aslında ortaya çıkıyor. Özellikle dediğim gibi afet dönemlerinde, yani böyle bu tür problemler yaşandığında bu duygular çok çabuk istismar ediliyor. Çok da duygusal olarak, duygusal toplumumuz. O sebeple bu farkındalığı daha sık aralıklarla yapmak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Ama bizim yaptığımız çalışmalar da bu yönde. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Esra. Ben son olarak bir şey daha sormak istiyorum sizlere. 2023 yılına işte biraz dediğim gibi bu Şubat ayında gerçekleşen deprem dolayısıyla pek hoş başlamadık aslında bakarsanız. Ve buna işte fırsat bilen saldırganlar da maalesef security anlamında bizim
sıkıntımız oldular, öyle söyleyeyim. Onun dışında yani 2023'te sizin hem sektörde, akademik camiada da olabilir, sektörde de olabilir. Gördüğünüz işte aslında 2023'te en çok şu alanlardan saldırı görürüz. Saldırganlar en çok şu alanları kullanır gibi dediğiniz şey var mı? Yani bir saldırı çeşidi var mı? İşte biz phishing olabilir, ransomware olabilir, DDoS olabilir, powered attacks olabilir diye söyledik. Bunlardan sizce hangisi ön plana çıkacak 2023'te? Ayşem, seninle başlayalım. Tamam. Aslında en fazla phishing saldırılarının ön planda olduğunu görüyoruz şu anda. Bununla beraber şirketler olarak aslında ransomware ve DDoS atakları, özellikle e-ticaret üzerinde satış yapan şirketlerde, bizim de bir e-ticaret platformumuz var, DDoS ataklarının da fazla olduğunu görüyoruz. 2023 yılında ben ön planda ransomware ve phishing saldırılarının olacağını düşünüyorum. Bunun paralelinde devam eden süreçte aslında biz biraz daha uzaktan çalışmaya geçiş yapmışken yapay zeka destekli saldırıların daha fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü artık uzaktan yönetilebilen sistemler için yapay zeka uygulamaları kullanılmaya başlandı. Bu çok fazla platformda artık kullanılıyor. Yapay zeka kullanılan tüm uygulamaların aslında ciddi risklerin olduğunu görüyoruz. Yapay zekada kendi kendine öğrenen bir makine öğrenmesi içerdiği için farklı aslında siber aslında saldırılara maruz kalınabiliyor yapay zeka nedeniyle. Ben yapay zekamın da artarak, bundan kaynaklanan sıkıntıların artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ön planda dediğim gibi ransomware ve phishing saldırıları kalmaya devam eder. Ancak yapay zeka da hızlı bir şekilde tehdit oluşturuyor bizim için, öyle söyleyeyim. Uzaktan çalışmaya geçtiğimiz dönemde de aslında hesap güvenlikleri gibi konular önemli olacak bizim için. İşte şirketlere dışarıdan giriş yapma, işte yetkisiz erişimler gibi aslında bu hesap güvenlikleri, kişilerin bilgilerinin güvenliği, şirket güvenliklerinin sağlanması, bunlar da zor olacak. Bununla alakalı da önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve büyüyen şirketlerde aslında en büyük açıklardan birisi de bu. Şu an bizim sektörde biz home office çalışmıyoruz, ofise geliyoruz ama hibrit çalışmaya geçen ya da tamamen uzaktan çalışmaya geçen çok fazla firma var. Bunun uzaktan yönetilmesi gerçekten IT alanında çalışanlar için ciddi risk. Aslında uzaktan çalışılıyor ama bu bizim için ekstra bir iş yükü de doğuruyor. Bu yüzden hesapların ve şirket güvenliğinin de korunması bizim için önem arz ediyor açıkçası. Böyle. Siz neler düşünüyorsunuz Esra Hanım? 2023'te neler olacak sizin? Aslında saymış olduğunuz bütün saldırı tipleri artarak devam ediyor zaten, onu görüyoruz. Evet. Yapılan son akademik çalışmalara bakıldığında aslında çok faktörlü kimlik doğrulama saldırıları artan bir sorun zaten. Dronelara karşı yapılan yeni saldırı türleri var ve en önemlisi de aslında deepfake. Yani böyle hedefli saldırılar olmak üzere sosyal medya saldırıları çok fazla ön planda olmuş olduğunu yapılan çalışmalarda da görüyoruz. Ancak ben bu saydıklarınız arasında en fazla yapay destekli saldırıların artacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle son dönemdeki popüler olan GPT tabanlı algoritmalar gündemimizde çok fazla var. Son yapılan çalışmalar da hep bu yönde. Bu sebeple artık zaten günümüzde veriden ziyade kaliteli veri artık önemli hale gelmeye başladı, biliyorsunuz. Bu GPT tabanlı algoritmalarla da kaliteli veriyi kullanan aslında kötü amaçlı yazılımcıların bu noktada daha üst seviyeye çıkaracaklarını düşünüyorum. Bu sebeple yapay destekli saldırıların bence önümüzdeki yılların gündemi konusu olacağı noktasında bir farkındalığın şimdiden oluşması gerektiğini düşünüyorum. Evet, sizin söylediklerinize katılıyorum ben de. Ben de BGA'da aynı zamanda CISO olarak da çalıştığım için ve hani BGA bir security firması olduğu için gündemi takip ediyoruz zaten. Genelde bizim karşılaştığımız şeyler
2023'te, 2022'de de daha çoktu aslında bakarsanız bu. İşte business email compromise saldırıları, yani işte bir yöneticinin e-mailinin kaptırılması, kimlik avının sonucunda e-maili kaptırılması ve sonrasında işte ransomware atağına sebep olması gibi. Ya da işte dediğiniz gibi güncel anlamda patching'in tam düzgün yapılamamasından kaynaklı, işte konfigürasyon sıklaştırmalarının tam düzgün yapılamaması, yama yönetiminin düzgün yapılamamasından kaynaklı açıklıkların biraz görünür olması diyeyim, ya da saldırganlar tarafından erişilebilir olması sebebiyle saldırılar bu açıklıklardan, saldırganlar bu açıklıklardan faydalanıyorlar. Aynı zamanda aslında geçen yıl mesela en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden bir tanesi bu yılda olacak büyük bir ihtimalle. Aslında browser sync, yani senkronize browserların yaygın olarak kullanılması. Yani daha doğrusu accountların hem iş bilgisayarında hem ev bilgisayarında kullanılması. Yani işte bir Gmail accountunuz var. Bu account'u hem evinizde hem işinizde kullanıyorsanız ve bu browserlar birbiriyle senkronize bir şekilde çalışıyorsa burada ciddi bir sıkıntı olabiliyor. Çünkü bir tane account'u kaptırmanız demek öbür tarafta iş bilgisayarınızın erişilebilir hale gelmesine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla hani ben de açıkçası yine ransomware'lerin birazcık daha böyle sonuçta ticari bir şeyi var, gelir anlamında çok ciddi bir getirisi var konuya. Saldırganlara daha doğrusu. Bir de sosyal mühendislik saldırılarının işte phishing veya işte farklı sosyal mühendislik teknikleri kullanılarak işte accountların ele geçirilip sonrasında da işte şirketlerden veya işte kişilerden belli faydalar sağlamaya çalışılması gibi görüyorum 2023'te de konuyu. Yani böyle ilerleyecek diye düşünüyorum açıkçası. Katkılarınızdan dolayı da çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hani davetimizi kabul ettiğiniz, katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla biraz programımız kısa sürecek. Kısa sürdü daha doğrusu. Bitecek artık. Başka söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, özellikle Kadınlar Günü hasebiyle eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Ayşe Hanım. Ben herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Elimden gelen ne varsa IT sektörüyle alakalı çalışma isteği olan kişilerin bana LinkedIn üzerinden de ulaşabilirler. Hani bu alanda çalışmayı isteyen kişilere yardımcı olmak isterim. Elimden geleni yaparım bunun için. Esra Hanım'la da bu konuda konuştuk. Öğrenci yönlendirmesi bana yapabilir. Sevinirim. Teşekkür ederim. Sizinle tanışmak, konuşmak güzeldi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli katkılarınızdan dolayı. Esra Hanım. Teşekkürler. Ben bu sözü Ayşe Hanım'dan aldığım için çok mutlu olduğumu öğrencilerim adına da iletmek isterim. Böyle güzel bir panele beni de davet ettiğiniz için, bu imkanı tanıdığınız için ben de teşekkür ederim. Daha çok sıklaşmasını temenni ediyoruz. Tanışmada çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.